Evet merhaba arkadaşlar Magic olan bilinçlendirme platformu teknoloji dünyası kanalına hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayız. Bugün farklı bir video çekmek istedik. Donanımsal değil bu sefer dolandırıcılıkla ilgili bir video çekmek istedik. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olarak bizleri destekleyebilir. Bu videoyu da ne kadar çok kişiyle paylaşabilirsiniz o kadar kişinin mağduriyetini gidermiş olursunuz. Bu çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet gelelim dolandırıcı olayının asıl meselesine. Bunu nasıl yapıyorlar? Hemen ondan bahsedelim. Son zamanlarda belki duymuşsunuzdur ya da duymamışsınızdır. Duyan arkadaşlar mutlaka olmuştur. Başına gelmiş olan da olabilir. Bir anda yeni bir ADSL operatörüne geçiş ve arada yüklü bir fatura ile karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Ya da aynı anda iki tane abone almış olabilirsiniz. Buna dikkat. Evet bu nasıl oluyor? Bundan bahsedeyim. Sizin eğer çok internet tarafındaki abonelik tarafını tam hakim değilseniz dolandırıcı olan kişiler bildiğiniz çağrı merkezi gibi bir yerden arayarak arka planda zaten çağrı merkezi seslerini duyabiliyorsunuz. Bu sanki gerçeklik oranı çok yüksek oluyor. Fakat burada önemli olan nokta şu sizi ikinci kez, ikinci kez bir aboneliğe yönlendiriyor arkadaşlar. Yani var olan EDSL aboneliğinizin haricinde başka bir operatör ABC isim veremiyorum çünkü değişebiliyor bunlar. Bunlar muhtemelen arada abonelik karşılığında para alıyorlar. Ne aldıklarını tam emin değilim ama olayı kısaca anlatayım. Diyelim ki sizin internet aboneliğiniz var ve bir bakıyorsunuz bir yerden bir 212 ya da 216 bir numaradan genelde İstanbul menşeli oluyor bu numaralar 212 veya 216'lı herhangi bir bildiğiniz ev numarası gibi düşünebilirsiniz herhangi bir 850 bir numara da olabiliyor normal dahili numara da olabiliyor aradıklarında arkadaşlar ilk olarak size söyledikleri şu yalnız burada önemli bir noktada belirteyim abone olduğunuz atıyorum e, D Smart, Turkcell, Super Online ya da Türknet gibi şeyi de kullanıyorlar arkadaşlar. Dedikleri olay şu. Merhaba efendim işte Türk Türksat aboneniz ya da Türknet aboneliğinizin süresi bir hafta 10 gün içinde bitecektir. Bu aboneniz için avantajlı tarifelerimiz var. İşte şu tarifeleri kullanabilirsiniz. İşte kullanmış olduğunuz mevcut tarifenizi de söylüyorlar. İnandırıcı olması bu bilgileri nereden alıyorlar? Burası da şüpheli bir durum. Örnek vermek gerekirse Abonelik bilgilerinize kadar bütün bilgiler maalesef arkadaşların elinde mevcut. Buna aldanmayın. Buradaki olay şu. Ya sizi ikinci bir aboneliğe yönlendiriyorlar ya da eski aboneliği iptal ettirmeye zorluyorlar. Arada tabii ki 300 lira, 500 lira, 600 lira gibi bir fark size yansıtılıyor. Nasıl yansıtılıyor? Diğer operatörden kalan abonelik sürenizin ve faydalanmış olduğunuz indirimleriniz vesaireleriniz varsa onlar ekstra fatura olarak size suyu arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna dikkat edin. Niye böyle video çekmek istedim? Ya mağdur olmamanız için ve bu tür mağduriyetleri gidermek için biz de Magic olarak e, bilinçlendirme adı altında bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Lütfen dikkat yapmanız gereken olay şu. Hemen olay atlamıyorsunuz. Yani tarifiniz diyelim bitecek. Biliyor ya da bilmiyor olabilirsiniz. Hemen telef tamam ben size dönüş yapacağım bu numaradan deyip kapatın. Normal kendi müşteri hizmetleri numaranızı arayarak olayı teyit edebilirsiniz. Gereken de şikayetleri de oradan bulunabilirsiniz. Diğer bir yönteminiz de şu arkadaşlar nasıl takip edebilirsiniz bu olayla. Çoğu operatörün kendi mobil uygulaması var. Mobil uygulamaları indirerek abonelik sürenizi vesairenizi buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kısa tutmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Lütfen bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Bildirimleri lütfen açabilir. Abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere desteklemeyi unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.